Manşete hoş geldiniz. Sosyal ağlarda gündem Atatürk'e hakaretten 17 yaşında bir gencin tutuklanması. Fakat olay öyle bağlamından saptırılmış bir durumda ki hiç kimse şunları konuşmuyor. Yani e, çocuğun yaşı, ne bileyim e, yapılan hareket, yapılan harekete karşı geliştirilen veya geliştirilecek tedbir e, ya da o çocuğun psikolojisi e, ve bu bir suç mu değil mi? Ve nasıl bir bu konuda muamelede bulunmak icap eder. Sosyologlar, psikologlar, çocuk psikiyatristleri her neyse nasıl bakıyor filan. Ama dönen tartışmaya bakın iyi oldu. İşte efendim atın içeri. Ne bileyim gereğini yapın. Çocuk İmam Hatip'liymiş. İmam Hatip yönetim kurulunda kimler varmış? Ya da işte okulun kurulunda kimler varmış? İşte efendim Atatürk kutsalımız filan. Yani acayip bir şey. Acayip bir nokta. Ya da işte o video yayımlandı, sınıfa gidiyorlar. İşte arkasında ne varmış? Neler konuşuluyormuş? Önünde ne varmış? Herkes böyle bir suç soruşturması haline dönüşmüş durumda. Yani suç soruşturması haline dönüştürmüş durumda olayı. Kopmuş durumda. Birkaç e, Twitter mesajıyla... E, ...hatırlatma yapacağım ve ondan sonra da... E, ...genel hükmü koymak icap ediyor. Şimdi... Halk TV, Atatürk fotoğrafına uygunsuz harekette bulunan lise öğrencisi cezaevine böyle götürüldü. Şimdi siz böyle yaptığınızda karşınızdaki de farklı bir şekilde veya sizin gibi düşünmeyenler de farklı bir şekilde davrandığında buna bir meşruiyet atfetmiş oluyorsunuz. Yani yapılan işi meşru gördüğünüzde buna benzer yapılacak karşı her hamle de meşrudur. Böyle de bakmanız icap eder. İşte bir tanesi ismini bile anmaya gerek yok. Bu saygısız, minnetsiz, edepsiz, tutuklansın, sınır dışı 17 yaşında bir çocuk karşınızdaki. Yani Ne yapmış olursa olsun. Yani daha ileri giderek söylüyorum. Bir adi suça karışmış olsa, yani hırsızlık yapsa ki daha ağır bir suçtur esasen. Ya da birini yaralasa. Ya da ne bileyim uyuşturucu diyelim ki satarken yakalansa. Ne yapacağız? Sınır dışı mı edeceğiz? Çünkü bunlar daha ağır suç. Yani karıştırmamak gerekiyor. Uçmuş durumda bir tanesi de anket yapmış. Tutuklanması doğru mu yanlış mı? Tuğçe Varol altına güzel yazmış. Saçmalık. Tutuklanma koşulları yok deniyor. Hukukçular da tabii bu konuda görüş bildiriyor. Ya Tutuklanma koşulları yok elbette tabii. Yani bir tutuklama koşulu nedir? Kişi kaçacaksa böyle bir kaçma riski var mı çocuğun? Yok. Kişi delilleri karartacaksa böyle bir iş de yok. Yani şey ortada suçlandığı konu ortada. Yani hangi delili nasıl karartacak? Dolayısıyla tutuklayamazsın. Fakat mesele bu bağlamda mı tartışılmalı? Gene gene aynı şeyi soruyorum. Yani tutuklama koşulları oluşmadı. Hayır. Bence bu bu noktadan bakmakta yeterince doğru ve sağlıklı değil. Çiğdem Koç paylaşmış avukat hukukçu. Kutsalların arkasına sığınıp ötekine attığı her taşın aslında kendi kafasını dağıttığını anlamayan Mahallelerin arasına kısıtlı kaldık. Başta da söylemeye çalıştığım şey yani attığın taş esasen kendi kafanı parçalıyor, kendi kafanı yaralıyor, kendi kafanı dağıtıyor. Dönüyor, kendi kafanı dağıtıyor. 17 yaşındaki bir gencin cahilliği üzerinden köpürenler, devasa suçlar işleyen, kendilerine zarar verebilecek mafya yapıları siyasi soyguncular için sus pus. Böyle Mahmut Akpınar paylaşmış, öyle. Yani herkes acaba ben bu konuda bir paylaşımda bulunursam, acaba ben bu konuda bir şey dersem, Arkasında acaba onu kollayan biri çıkar mı? Başım belaya girer mi? Bir şey olur mu? Falan hesabında. Zararsız konuda atış serbest. Onun için bu sersem böyle sallıyor. Çünkü zararsız bir konu. Atatürk konusu ya toplum ikiye bölünmüş. Ben de diyor bu konuda Atatürk'ün yanında hizalanayım. Nasılsa başıma bir şey gelmez. Gelmiyor da zaten. Ha illa başına bir şey gelmesi için tutuklanması ya da ne bileyim onun da linç edilmesi, taşlanması mı gerekiyor? Hayır. Başına bir şey gelmesi için insanların bir daha dönüp bakmaması lazım. İnsanların eğer bir itibar veriyorlarsa o itibarı almaları lazım veya artık o göstermemeleri lazım. Alkışlıyorlarsa artık alkışlamamaları lazım. Neyse. Yektan Türk Yılmaz paylaşmış boş beleş işlerle uğraşan muhaliflerin memleketi diyor. Evet. Ki bana da bu KC'yi yazdıran Suat Kınıklıoğlu hasta bu ülke çok hasta demiş ki belki de en doğru tespitlerden veya en yakın teşhislerden biri yani konunun ele alınış itibariyle. Evet hasta bu ülke çok hasta. Bu konuyu gerçekten bağlamından koparmadan ve bağlamında götürmek icap ediyor. Yani ne hakarettir ne değildir ne kutsaldır ne değildir bir şey bir konunun tartışılabilmesi ne, ne kadar önemli kritik edilebilmesi ne, ne kadar önemli. Özellikle kutsal dediğiniz konular da kritik edilebilmeli tartışılabilmeli. Kendi kendi elbette kriterleri içerisinde kendi uslu, üslubu ve doğası içerisinde tarihte tarihe mal olmuş kişilerde ama işte bu şekilde yaparak Hmm, bu şekilde taşlayarak o taşın bir gün dönüp Çiğdem Koçun dediği gibi kendi kafamızı dağıtmasına yol açmış oluyoruz. Onun için bağlamından koparılıyor. Ve ben en çok o çocuğu düşünüyorum. Yani tutuklandı şu anda içeride cezaevinde ve yani kimse onu düşünmüyor. Yani gerçekten düşünmüyor. Bu, bu geçirdiği günler bundan sonraki hayatını nasıl etkileyecek? Nasıl bir travmadır ki bu nasıl tedavi edilecek? Ve nasıl e, toplumun bir ferdi olarak devam edecek? Yani e, yaptığı davranış, yaptığı davranış terbiyesizliktir, ahlak dışıdır, edebe aykırıdır, hakarettir, aşağılamadır, mutlaka bir tedip gerekir, mutlaka bir e, ne bileyim burada değiliz ki mutlaka bir bunun bir cezası gerekir veya bu konuda bir tedbir almak gerekir falan. Orada değiliz ki. Belki de onu alacak yani o konudaki tedbir okulun bir tedbir olmalıydı. Yani uygunsuz bir hareketten dolayı birkaç gün uzaklaştırma verip belki de işte efendim konuş. Fakat böyle bir kutuplaşma ortamında siz bu çocuğu ortaya attığınızda bu çocuğu ve bunun gibi pek çok şeyi kime hakaret etmiş olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan'a Hitler bıyığıyla işte efendim hakaret etti öbürüne hakaret etti hangi kimin liderine, kutsalına veya işte kimin saygı göster, kime ne yapmış olursa olsun 17 yaşında bir çocuk söz konusu. Bundan sonraki hayatı söz konusu ve yani orantılı ve dengeli bir şekilde konuların götürülmesi gerekli ama ben kime ne anlatıyorum yani. Hasta ülke, çok hasta. Yani genel olarak ülke hasta. O çocuğu tehdit etmeden önce ülkenin kendini tehdit etmesi gerekiyor. Mahallelerin kendini terbiye etmesi icap ediyor diyeceğim o. Hadi bak bakın buna, buna bir şey söyle diyemiyorsun. Buna bir şey diyemediğin için öbür üzerinde tepinmek serbest. KHK ile ihraç edilen 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 13'ü gözaltına alınmış. Bu sabah Ankara'da bu konuda çiziktiren var mı? Bu konuda ya bir dakika ne yapıyorsunuz diyen var mı? Zaten hayatı karartılmış, kararmış insanların. Bir de ayrıca tutuklama, gözaltı falan. Var belki... Antalya Altın Portakal'da Kanun Hükmü belgeseli Ulusal Belgesel Film Yarışmasına kabul edilmiş. KHK'larla hayatları karartılan insanları anlatıyor. Bir doktor ve öğretmenin mücadelesi ihraç edilen. Necla Demirci'nin belgeseli. Var böyle evet bir takım cılız çalışmalar var. Onu da ekrana getiriyoruz ve gösteriyoruz yani. Gerçek gündem bu bir şey diyebiliyor musun? Sarayın günlük masrafı 15 milyon TL. Bunun yarıya yakını da iletişim propaganda masrafı. Bu konuda bir şey diyebiliyor musun? Ve artık harcama kalemleri de gizleniyor. Nereye ne harcandığı gizleniyor. Böyle zevzek zevzek açıklamalarla 3-5 sene önceki Berat Albayrak'ın Nurettin Nebati'nin 2023 hedefleri orada duruyor. Ta Twitter mesajlarında duruyor. Birkaç kere ekrana getirdim. Şimdi de 2026 hedefleri koymaya başladı başka zevzekler tek rakamı görecekmiş. Hayri Kozanoğlu ekonomist paylaşmış. Yeni icraat döneminde diyor Cumhurbaşkanı 4 ayda 2150 bas puan rekor faiz artıran Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Budur yani. O kadar üzerinde tepin seçim öncesinde, sonrasında da beşer beşer artır. Politika faizi %30. Ekonomistler bunu iyi karşıladılar. Hatta bazıları ya beklemiyordum bu kadar şaşırttı bizi Merkez Bankası dediler ama reel faiz faiz uygulanan dönen e, faiz, tüketici faizleri, işte ne diyeyim, esnaf kredileri falan falan bunun çok daha üstünde. Faiz artırmak, Merkez Bankası politika faizi, enflasyonla mücadelenin en temel aracı. İngiltere'de de bu böyle. İngiltere'de de mesela e, Merkez Bankası, İngiliz Merkez Bankası merkez e, faizi sabit tuttu. E, enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor ve bu konuda son birkaç aydır başarılı oldu. Ama bu konuda tabii şu anda mortgage e, ödemeleri yapan insanların sırtına binmiş durumda. Çünkü yüzde bir ile iki ile aldıkları evlerde şimdi yüzde ile 5 ile altı ile neyse yeniden borçlanma durumuyla karşı karşıyalar. Neticede birinin bir, bir, faturayı bir, bir, bir yerden ödüyorsun. Yani böyle de bir durum var. Tüketici güven endeksi gerçek günden bu. En düşük seviyeye inmiş. Yılın en düşük seviyesinde. 71,5 ve 0,200 arasında Değer alıyor bu tüketici güven endeksi yüzün altında olması kötümser bir durumu gösteriyor. Bu TÜİK ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ortaklaşa işbirliğiyle yürütülen bir anket yani resmi devletin resmi anketinden bahsediyoruz. Ama böyle üfürüyorlar işte. İşte yani Hürriyete bakın tamamen e, pembe sayfalar yani sabahla yer değiştirdiler adeta. ya da sabahın misyonunu farklı bir biçimde üstlendiler. Türkiye şarjda Avrupa lideri niye ne şekilde? Araç başına düşen şarj istasyonu itibariyle. Onun, yani Avrupa birincisi diyorsun da yani kaç aracın var ki senin? Kaç şarj istasyonun var? Bir başkası işte Ahmet Hakan gene 100 yılın yalakalığına imza atmış. İnsanlık için büyük adım diyerek Emine Erdoğan'ın sıfır atık falan konuşmasını övüyor. Emine Erdoğan'a da first lady olarak bir rol biçildi. Sıfır atık diye bir şey bulalım efendim. Oradan yürüyün siz bu konuda lobi yapın. Lider eşleriyle falan falan o da oradan yürüyor. Ya otur bu konuyu 15 dakika ezber anlat deseniz acaba anlatabilir mi promptsız bir ek, şeyde söyleşide bilmiyorum yani. Muhalefet ne yapıyor? Muhalefet soru sormaya devam ediyor. İşte gene sıralı bir tweet atmış Kemal Kılıçdaroğlu. Adalet Bakanına, HSK Başkanı'na filan falan soracağım, soracağım. E sor yani. Ne oluyor sonra? Ne sorduğunun bir önemi de yok yani. Sor. Ne oluyor? Sormaya devam. O arada Özgür Özel Cumhurba CHP genel başkanlığı aday Kılıçdaroğlu'na istifa et dedim demiş. Lafları çok öyle söylemiyordu. Yani gerçekten e, şu son e, 3-4 aydır seyrettiğimiz muhalefet belgeseli ki hani bu bir belgesel çekildiğinde belgeselci de kafayı yer. O kadar birbirini tutmayan laflar ve birbirini tutmayan eylemler var ki ya arkadaş Hani İlhan Selçuk fikri müstakim demiş. Ne kadar ya kişi bir fikri müstakim olacak ya. Yani bir, bir doğrultuda bir, bir şey diyecek ve doğrultusunu bozmayacak yani çizgisini bozmayacak. Ha yani düşüncelerini değiştirebilir, yanıldım diyebilir falan bunlar olabilir insan hayatında var. Fakat yani bu ne ya? O günkü laflarınız ortada. Özgür Özel'in geriye doğru Ocak'tan Haziran sonuna kadar ki basın toplantılarına bakın yani. Sözcüyü ziyaret etmiş vesaire. Yani bir de yani burada bir parantez açayım, rahatlatma. Yani bu makam konseptine ben öteden beri karşıyım. Böyle bir makam koltuğunda oturuyor insanlar. İşte ziyaretine gelen de o şekilde filan karşısında filan. Kenan Evren'de de bu vardı, hep var. Yani özelde ve resmide hep var. Yani son derece karşıyım ve hiç hayatımda uygulamadım ve gittiğim yerlerde de odayı değiştirdim yani. Yani yanlış bir şey bu yani. ve tepeden bakan şey yapan. Herkes bir yerde oturuyor yani. Ve işte oturduğu yeri de sonra korumaya çalışıyor filan falan. Yani bu şekilde konuk ağırlama kona saygısızlık geliyor bana. Yani gerçekten pek çok şeyin biçimsel olarak da değişmesi lazım ülkede. Yani gerçekten değişmesi lazım. Neyse dönelim CHP'ye tekrar. Eski milletvekili Musa Çam da genel merkezde referanduma itiraz edeceğiz. işte ne bileyim bu yönteme, mühürsüz oyların geçerli kabul edilmesine falan bir şey diyeceğiz. YSK' onu da eylem yapacağız. CHP Genel Başkanı bizi durdurdu diyor. Ki bu Atilla Kart'ın iddiasıyla gündeme gelmişti. Sonra da Bülent Tezcan yok hayır biz Ahime gittik demişti ama orada bir nüans var. Nüans şu. Ahime götürdükleri konuyu reddedileceğini, iptal edileceğini bilerek götürmüşler. Referandumun iptali falan. Atilla Kart diyor ki biz idari işlemi götürdük diyor. İdari işlemle YSK'nın kararı yok hükmündedir. Yani YSK yasada o kadar yasada açık olmasına rağmen mühürsüz oyları 2,5 milyon kadar oy geçerli kabul etti diyor. Bir bu. Yani bu işlemi götürecektim diyor. Dolayısıyla ayrılıyor. İki gene Atilla Kart'ın o güne kadar işte verilen sözler yapılan anlaşmalara falan Atilla Kart anlatıyor bunları. Riayet edilmemesi. Tıpkı Musa Çam örneğinde olduğu gibi. Hani tanıklığında olduğu gibi. Üç yani o günkü CHP yönetiminin eylem ve söylemi de zaten referandumu kabul etme eyleminde. Yani teşkilatlara mesajlar gidiyor aman sesinizi çıkarmayın otur, otur oturun oturduğunuz yerde filan. Aylar geçti Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki referandum şaibelidir. Yani hep böyle yapıyorlar. 15 Temmuz'da koşa koşa yeni kapıya gittiler. E kontrollü darbedir dediler. Ne bileyim işte efendim bu seçime de aynı şey söylendi. E bu seçime de şaibe karıştı, sahtedir filan. Önceki seçime de aynı şey söylendi. 2015'te AKP ile koalisyon görüşmesi yürüttüler ona da başka bir şey. Yani hep böyle. Dokunulmazlıkları kaldılar bir sürü insan içeri girdi kendi milletvekilleri dahil. Yani gerçekten bu iktidarı, bu rejimi orada tutan ve tutmaya devam eden güçlere iyi bakmak gerekiyor. Akşener İzmir adayını ilan etmiş Ümit Özlale. İşte elinde kaldırmış İzmir adayımız falan. Bundan sonra Elif olacağım dediği lafa da geleceğim de. ankara İstanbul konusunda demek ki pazarlık açık. Ümit Özdağ ile İzmir'de çıkardık. Bizim arkamızda Kenetlenin diyecek. Belli ki bu seç yerel seçimlerine seç seçimlere pazarlık gücünü artırarak gitmek istiyor İyi Parti ve Meral Akşener hepsi o. Ben yani AKP'ye hediye edecek koltukları falan tezine çok fazla katılmıyorum sormak gerekiyor. Bir, Meral Akşener'e, Ümit Özlale İzmir'de tek başına seçime girse, diğer partilerde çıkarsa, ittifak falan olmasa kazanabilecek bir aday mıdır? Cevap versin. Verebilir mi? Hep söylüyorlardı ya kazanabilecek aday, kazanabilecek aday. Dolayısıyla bunların hepsi pazarlık. İstanbul ve Ankara'da da pazarlık şeyleri açılacak. Evet ben Ekrem İmamoğlu'na veya Mansur Yavaş'a veya çıkacak aday kimse destek veririm ama şu şartta falan bu şartta denecek. Veya aday çıkaracaklar her neyse. Evet, günün sonunda bu Erdoğan'a ve AKP'ye hizmet edebilir. Tıpkı önceki seçimlerde olduğu gibi. Yerel değil, ee, genel seçimlerde olduğu gibi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi. Bundan sonra Elif olacağım da bir şey var esasen. Kendisine bir Elif e, şeyisi, hattı neyse iyi, e, armağan edilmiş. Elif Arapçanın ilk harfi. Elif gibi dimdik olmak falan diye geçir, geçer ya. Bugüne kadar Elif değildi demek ki. Ne diyeyim ben yani? Bir not seçimden önce sarsıcı itiraflarda bulunan Deliller Delisi Rumuzlu Muhammed Yakut İspanya'da serbest bırakılmış. Türkiye'ye iadesi söz konusu değil diyor ama Tacikistan'da bir orada uzun yıllardır orada yaşayan belki oranın vatandaşı birini Milli İstihbarat Teşkilatı tırnak içinde paketledi ve işte getiriyor getirdi belki işkence altında bilmiyoruz. Türkiye batı ülkelerinde işte iade prosedürü işletiyor sonuç alamıyor. Doğu ülkelerinde de tamamen o doğu ülkeleriyle rüşvet vesaire neyse artık bir şekilde Afrika ülkeleriyle de işbirliğine girerek istihbarat koordinasyonu yaparak falan paketleme veya işte adam kaçırma falan yoluna giriyor. Böyle bir dönem onu hatırlattığı için diyorum. O arada atlanıyor unutuluyor çok da bakılmıyor. Beşar Esat savaştan bu yana ilk Çin ziyaretini gerçekleştirmiş. Çin'e gitmiş ve orada bakalım ne olacak falan. Yani İnsanlar gerçekten Doğu ve Orta Doğu'daki gelişmeleri de ıskalıyorlar. Yani Birleşmiş Milletler zirvesinde ne oldu işte Erdoğan işte şunla görüştü, bununla görüştü. Şöyle Türkiye bir haftadır bununla yatıp kalkıyorsunuz değil mi? Ya hiçbir ne ya ne Amerikan basınında bu var. Yani Erdoğan'ı bırak yani Birleşmiş Milletler konusu var. Ne İngiltere'de var ben takip ediyorum her gün. Ne de Avrupa'da var yani Fransa'da başka bir yerde. Birleşmiş Milletler'de Erdoğan olduğu için bu kadar önemseyen ikinci bir ülke var mıdır dünyada bilmiyorum. Emin olun Amerikalıların haberi yok, Amerikan medyasının ilgilendiği yok, İngiliz medyasının ilgilendiği yok, diğer Avrupa medyasının da ilgilendiği yok. Ama orada gitmiş işte, görüşebildiği üç tane de e, başbakan var, İsrail, İtalya ve Yunanistan başbakanlarıyla. Diğerlerine randevular, randevu talepleri gitmiş, belli ki kabul etmediler. Bu köpürtüle köpürtüle veriliyor bir haftadır. Ya yok dünya gündeminde Birleşmiş Milletler ve orada ne konuşulduğu, gerçekten yok yani. Gerçek gündem bu. Beşar Esad'ın Çin ziyareti. Bahseden, takip eden var mı? Nerede? Diyor ve bir manşeti de böyle noktalıyoruz. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.